geçen haftadan daha önceki haftaya da bakarsak iki oyuncu değişikliği vardı. Cezalı Polamat'ın yerine Halil İbrahim ve sürpriz bir şekilde Ayite oynamadı. Yerine Nadir'i gördük. Takım nasıl bir kadroyla çıktı sence? Hocanın kadro tercihiyle ilgili senden birkaç önce bir yorum alayım. Nadir'in hem varlığı sürprizdi hem de Nadir'in oynadığı bölge sürprizdi. Evet. Biz solda bekliyorduk çünkü maç başlamadan önce kadro önümüze düştüğünde bir saat öncesinde Kandias'ı yine içeride bekliyorduk. Sio yine sağda olacaktı kafamızdaki plana göre ama Nadir ortada, Kandias solda başladı. Biz geçen sene de Nadir'i o bölgede hiç izlememiştik. Mesela forvet oynadığı birkaç maç vardı. Özellikle ilk yarının, birinci ligde ilk yarının son haftalarında Adana Demirspor, Gazişehir maçlarında falan orada forvet yakın oynayıp orada soldan forvet gibi oynamıştı. Doğrudan forvet oynadığı bir periyot vardı. Hem Deniz sakattı hem Nobre sakattı. İçeride Adana maçıydı herhalde. Yani sırtı dönük çok fazla top almaya çalışıp alamadığını ben çok net hatırlıyorum. 0-0'lık maç. Sanırım oydu. Ya oydu ya da yine içeride 1-0 kazandığımız Giresun maçı değildi. Onu biliyorum. Herhalde Adana maçıydı. Şey yoktu yani. O sırtı dönük oyununun çok iyi olmadığını görmüştük orada. Neyse ama çoğunlukla kenarda gibi ama dediğim gibi biraz forvete kırılan bir kenar oyuncusu gibi görmüştük. Birkaç maçta çok nadiren de forvet olarak görmüştük ama forvet arkası 10 numara pozisyonunda ilk defa gördük. Ve çok iyi bir deneyim olmadı bizim adımıza. Konuşacağız ilerleyen aynen yani bugün biz dinlemedik ama izleyenler, dinleyenler belirtmişler. Radyo Spor'da Nadir'in ön planda olduğu bazı istatistikler varmış. Programımızı takip etmeye devam ederseniz bu istatistiklerin aslında yanıltıcı olduğunu da anlayacaksınız. Sevgili Özcan'ın her hafta hazırladığı özel istatistiklerde Nadir'le ilgili bir bölümümüz de var. Bu arada şeyi konuşalım bir yandan. Bizim sahaya dizilimimiz, oyuncu tercihlerimiz böyle. Aynen, maça nasıl başladık? Kayseri çok garip bir şekilde başladı. Miguel Lopez stoper, normalde sağ bek olan Miguel Lopez, çok hücumcu bir sağ bek olan Miguel Lopez stoper başladı. Zaten defansif bir dünya zaafı var. Bir de sağ stoper olarak hangi akla hizmet başlattı Bülent Uygun çok anlamadım. Zaten bunu da fark ettik. Yani çok acemice pozisyon hataları yaptılar ilk 20 dakikada. Ya hem yerleşemediler hem çok acemice pozisyon hataları yaptılar. Sağ bekte başladı. Şamil önde başladı. Yani çok hiç beklemediğimiz gibi bizim nadir tercih sürprizdi ama onlarda böyle 3 tane sürpriz tercih vardı. Zaten onda maçın ilerleyen bölümünde böyle resetledi diyelim Bülent Uygun. Tekrar takımı normal ayarlarına getirdi. Nasıl başladık? Ya ilk 20 dakikadaki oyun sanırım herkesi mest etmiştir. İlk aynen. 20 dakika boyunca tribünde herkes çok mutluydu. Ben onu hatırlıyorum. Ama sonraki 70 dakikada da herkes çok hoşnutsuzdu. Kabaca aynen. Böyle özetleyebiliriz sanırım. Biraz orayı konuşmak lazım. Yani ilk 20 dakika neden iyiydik ama sonrasındaki 70 dakika niye bu kadar kötü gözüktük? Aynen. Neden sence böyle oldu? Neden böyle oldu? İlk 20 dakikadan güzel tarafından başlayalım oyunun bence. Başlayalım. İlk 20 dakikada bir iç saha takımı gibi. Yani şöyle daha doğrusu. Hamza Hoca şunu çok iyi görmüş. Bu takımın yaptığı en iyi şeyin ön alandaki pres olduğunu çok iyi görmüş. Konyaspor maçında da çok agresif presle başlamıştık. Mustafa Kaplan dönemindekinden daha agresif. İlk iki maçı çıkarıyorum. Çünkü ilk iki maçta yani Rize ve Gazişehir maçlarında Mustafa Hoca 3. bölge baskısını, geri yakalan maçlarda 2. bölge baskısını kullanmıştı. Ama 2 maçta Hamza Hoca 3. bölge baskısını kullanıyor. Yani kaleciye kadar gidiyor o pres. Özellikle Stank üzerinden. Bu Konya maçında olduğu gibi bu maçta da böyle başladık ve bunun direkt karşılığını bulduk oyun olarak. Çünkü burada geçen hafta da konuştuk. Kayseri topla çıkış konusunda hiç iyi bir takım değil. Bu arada belki Miguel Lopez tercihinin altında şimdi ben işte konuşurken aklıma geliyor. Belki ayağı biraz daha düzgün bir oyuncuyu oraya koymak vardı Bülent Uygun'un aklında. Çünkü Şamil'e göre Lopez'in ayağı mutlaka daha iyi. Abdennur nasıldı sence? Biliyorsun yani sezon başında Gençler Birliği'de adı anıldığı için soruyorum sana. Hatta biraz hayal kırıklığı yaratmıştı gelmemesi. Çünkü çok büyük bir isim Abdennur. Yani bir yandan çok sorunlu bir kaç senesi var baktığınızda. Sakatlıktan dolayı. 2 senedir oynadığı maç sayısı çok sınırlı. Çok ağır bir sakatlık. Ama öte yandan çok büyük bir kariyer. Ya bence şöyle, çok iyi bir oyuncu. Fiziğiyle çok kuvvetli. Ama şey görüyorsunuz yani genel bir hamlık var gibi. O büyük sakatlık yaşayan oyuncuların döndüklerinde o eskisi gibi bulamama halini ben Abdennur'da biraz sezdim gibi. Yani daha önceki maçlarını da izledim. İyi oynadığı maç da vardı, çok kötü oynadığı maç da vardı. Yani kalitesini görüyorsunuz. Özellikle ayak kalitesi Abdennur'un gerçekten iyi. Ama bir hamlık var yani tam potansiyeliyle oynamadığı çok ortada. Ama Stanku'yu mahvetti maçta. Onu çok net söyleyebiliriz. İşte o ilk 20 dakikayı biz yine ya topa sahip olarak oyununuzu geliştirirsiniz ya da baskı üzerinden. Biz baskı üzerinden geliştiriyoruz. Hamza Hoca bunu çok iyi
tespit etmiş. Yani topu dolaştırarak, topa sahip olarak biz bunu çok iyi yapamıyoruz. Ama çok iyi baskı yaptık. Kayseri'nin işte çıkış sorunları vardı dedik. Onu değerlendirdik. Uzun vurdukları topları aldık. Uzun vurdukları toplardan seken topları aldık. O topları alarak oyunu rakip yarı sahaya yıktık. Çünkü Kayseri uzun vuruyor. Uzun vurduğu topu indiremeyince top bizde kalıyor ve Kayseri çıkma şansı yakalayamıyor. Bizim biraz Denizli maçına benziyordu. Hatta Denizli'nin bize yaptığı baskıya benziyordu bu açıdan. Ama şöyle bir sorun vardı yine orada. O ilk 20 dakika özelinde. Evet, biz baskıyı çok iyi yaptık. Kayseri'nin topla çıkmasına hiç müsaade etmedik. Topu aldık, rakip sahaya yerleştik. Ama yine 3. bölge üretimi yani içler acısı haldeydi. Ya biz şunu yapıyoruz. 90 dakika boyunca da bunu yaptık. Veya 90 dakika boyunca demeyelim çünkü daha çok alana hücum ettik geri kalan dakikalarda. Ama ilk 20 dakika özelinde kenardan geliyorsak direkt orta açıyoruz. Merkezden geliyorsak direkt şut atıyoruz yani. Nadir'in, Kandias'ın, Nadir'in, Sion'un 3 tane şutu var. Sion'unki gol oluyor işte. Ceza sahası dışından o ilk 20 dakikalık periyotta mesela. Bizim takım hiçbir incelik üretemiyor. Hiçbir organizasyon becerisi yok. Yani set oyununa dair ilk 20 dakika 3. bölge üretkenliğine dair içler acısı halimizi gördük. Geriye kalan 70 dakikada da geriden 1. bölgede oyun kurulumuna dair içler acısı halimizi gördük bence. Hemen Kayseri Spor'da az değerlendireceğiz maçla ilgili. Samet Sural demiş. Özcan Yüksel'in geçen hafta yaptığı Mensa analizi doğru çıktı demiş. Mensa'da. Savunma anlamında diyor sanırım Samet Bey. Yani hem o şekilde hem de hiç, oyuna hiçbir ağırlığını koyamadı. Zaten Bülent Hoca da oyundan aldı. Bence şundan Bülent Hoca oyundan aldı. Evet, hem ağırlığını koyamadı ama aslında birkaç yerde çok tehlikeli driblingler yaptı. Berat orta sahada yakalayıp geçtiği bir pozisyon var mesela, çok tehlikeli, evet. Bir kontraya dönüşebilir. Berat orada çok kötü düştü. Onu da konuşacağız, Berat'ın niye öyle düştüğünü. Ama asıl bence Bülent Hoca savunma probleminden dolayı, savunma zaaflarından dolayı oyundan aldı. Çünkü ben maçı tekrar izlerken dün şeyi gördüm. Kaçta 66'da oyundan oluyor. Ve 62-63 gibi bir pozisyon var. Biz tamamen yerleşiyoruz. Mensah da ya da Bayor da topun arkasın, topun ilerisinde. Yani biz öndeyiz. Bize yakınlar. Öndeyiz. Savunmaya yakınlar. Bizim savunmamıza yakınlar. Topa çok uzaklar. Ve hiçbir geriye dönme niyetleri yok. Dolayısıyla bence ve tam tersi yani. Mensah'tan Emre veya Nurettin'e tam tersi. İki tane aç oyuncuya dönmek bence o dinamizmi tekrar kazanmaya yönelik bir hale. O iki futbolcuya da geleceğiz. İyi yayınlar diyen, iyi akşamlar diyen seyircilerimiz var. Çok teşekkür ediyoruz hepsine. Tek tek Necip Yılmaz, Ahmet Günyüz, Kerem Engez, Zafercan Özcan. Bizi izledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Kerem Engez, takım zor durumda puansı olarak. Ancak bilet fiyatlarının hala yüksek olduğunu düşünüyorum. Daha çok taraftar gelse itici güç olmaz mı demiş. Ankara'ya gelen deplasman takımdan Ankara daha çok ses çıkıyor demiş. Yani kulüp bu hafta indirdi. Yani bundan daha da aşağı ben İneceğini düşünmüyorum ki, inmemesi de gerek. Yani 10, 20, 40 bilet fiyatları bu hafta özelinde bence gayet uygundu. Ama tabii tribün olarak beklediğim sayıya gene ulaşamadık. Seyircinin sesli çıkmaması konusu da bizim kanayan yaramız. Bir şekilde birlik olarak taraftarların sesi çıkmıyor. Çok da çıkacağına dair bir işaret de yok. Çünkü her gelen farklı bir şekilde izlemek isteyebilir. Kimisi tezahürat yaparak izler. Kimisi bizim de olduğumuz grup gibi biraz daha sessiz, taktik bakabilir maça. Bu nedenle hepsine saygı duyuyoruz. Samet Sural, iyi oynamadık ama iyi mücadele ettik. Gol yedikten sonra oyundan kopmadığımız tek maç demiş. CEO Verdem çok daha istekli oynadı. Şey geleyim mi? Ona döneriz sonra. Bence de Erdem iyi bir maç çıkardı. Şeye konuşalım bence. 20'den sonra niye oyunumuz bu kadar bozuldu? Ben de bir yandan bakayım o ilk 20 dakikaya dair. Veya bunu Hamza Hoca'nın açıklamalarını verdikten sonra konuşuruz. Yani dolayısıyla o 20 dakikanın özeti, iyi baskı yap. Kayseri'ye uzun vurdur. Kayseri'nin uzun vurduklarını topla. Tekrar hücuma başla üzerine kuruluydu ve bunu başardık büyük ölçüde. Şimdi şöyle bir soru var. Hamza Hoca'nın açıklamalarını vereceğiz değil mi bir yandan? Verelim istiyorsan. Bir yandan o hazırlansın, ben de bir iki cümle edeyim Emre, o sırada. İlk parçayı, Hamza Hoca'nın ilk parçasını hazırlayabilirsek. Soru şu olmalı bence o 20. dakikadaki oyunun bu kadar dramatik dönüşümüne dair. Bu psikolojik sebeple mi gerçekleşti yoksa teknik bir sebeple mi gerçekleşti? Bence peşine düşmemiz gereken soru bu. Çünkü takım bir yandan öne geçince kazanmaya da çok alışık bir takım değil. Kazanma içgüdüsüyle o 1-0'ı korumak için geriye çekilmiş de olabilir. Ama bence bundan fazlası vardı. Hamza Hoca'nın açıklaması hazırsa belki ondan sonra konuşabiliriz. Aynen, şimdi hazır olmuş. Aha, verelim lütfen ekranı. Hamza Hoca'nın açıklaması hazır. Evet, herkese iyi akşamlar tekrardan.
Tabii güzel bir galibiyet aldık bugün. Özellikle kendi sahamızdaki ilk galibiyet olduğu için son derece mutluyuz. İnşallah bu güzel günlerin yeni bir başlangıcı olsun. Tabii maça iyi başladık. İlk 20 dakika yine geçen haftaki gibi rakip alanda topa sahip olarak pozisyon üreterek gol arayarak geçirdik ama golden sonra tekrar bir geriye düşüş, geriye yaslanma, rakibin üstünlüğünü kabul etme durumuna geldik. Çok iyi bir maç oynadığımızı söyleyemeyeceğim fakat bu tür maçlar zordur, onun da farkındayız. Ama takımım iyi mücadele etti. En azından 1-1'den sonra teslim olmadı, tekrar kazanmak için bir hamle daha yaptı. Zor da olsa golü bulduk. Gençler Birliği camiasına hayırlı olsun. Onun dışında tabii bugün sahaya tabii anlamlı bir formayla çıktık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, özlemle anıyoruz, andık bir kez daha. Ruhu şad olsun. Önümüzdeki milli maç, milli arayı iyi değerlendirip Kasımpaşa maçına bu eksiklerimizi tamamlamaya gayret edeceğiz. Tabii biraz zamana ihtiyacımız var bu kesin. İstediğimiz oyunu oynayabilmek için. Ama bunu yapacak potansiyele de sahibiz. Sizlerin sorularınız varsa. Neler söyleyeceksin Özhan? Şey dedi Hamza Hoca. Ya bence ben de katılıyorum maçın genel değerlendirmesine. Ben de aynı şekilde gördüm. O da aynı şekilde gördü. Hamza Hoca'nın taktiksel bazı Bülent Atlas'ın sorduğu cevap da var. O da ilerleyen dakikalarda onu da getireceğiz. Biraz daha teknik açıklamalar da var. Bunu da bildirin. Sadece şeye katılmıyorum ben. Pozisyon ürettik ilk 20 dakikada diyor. Bence üretmedik. Yani işte pozisyonlar bize düştü. Yani ceza sahası dışından şut attık biz sürekli. Yani Kandias vurdu, Nadir vurdu, işte Sio vurdu. Sio'nun ki aslında hiç olmayacak bir gol. 30-35 metreden. Yani olma, yani eğer şey XG'den bahsedeceksek mesela bakmadım. Ama Sio bunu sürekli yapıyor ve gole yaklaşıyor. Ya ama bu kalecinin bunu yapacak belki en iyi futbolcu, yani o mesafelerden şut çekecek. Ya ben şut çekilmemesi gerektiğini düşünüyorum o mesafelerden. Çünkü yani bu şimdi XG çıktı, XG moda oldu. Özhan XG'ye göre yorumluyor olmasın da XG'si hem çok düşük bir ihtimal oradan şut atmak ama bunun dışında yani XG çık moda olmadan önce de biliyorduk yani. Oralardan gol bulma ihtimaliniz çok sınırlı. Yani kaleye inerek gol bulmanız gerekir. Sizin ofansif niteliğinizi bu 30 metreden 40 metreden vurulan şutlar değil de ceza sahasına nasıl girdiniz, ceza sahasında ne ürettiğiniz gösterir mesela. O yüzden mesela Ankara Gücü maçında biz pek çok net pozisyon bulmuştuk. Onların pozisyon kalitesi çok yüksekti bunlara göre. Ama işte pozisyon değildi bence bunlar. Mesela düşünce şey pozisyon olabilirdi mesela, Sion'un iyi veremediği pas var ya, hani bir tane Kandias kapıyor, Sio'ya veriyor, Sese ile Stanku'nun ortasına düşüyor. Mesela o çok iyi bir pozisyon olabilirdi. Sio Sese'ye iyi bir pas çıkarsa, çıkaramadı. Sadece ona katılmıyorum. Şimdi şey dedi Hamza Hoca 20 dakikadan sonra, geriye yaslanma, rakibin üstünlüğünü kabul etme gibi durumlar oldu diye biraz psikolojik etmenlere bağladı. Ben şimdi beraber düşünelim. Bunu güçlendirecek bir şey de maçı tekrar izlerken fark ettim. İşte yayıncı kuruluş ekrana getiriyor. 20. dakikada Hamza Hoca kime bilmiyoruz ama orta sahadan birine, bakış açısı öyle sanırım, pas 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 kenarlardan kaçırın diyor. Yani benim anladığım bu. Pas 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 diyor, oraları anladım. Kenarlardan diyor, orayı da kenarlardan kaçırın diye yorumluyorum. Ya herhalde pas yapmamızı istedi. Ya o kadar toptan feragat etmemizi istemedi sanırım Hamza Hoca. Ama şöyle bir sorun var. Emre'den şeyi isteyelim. Ertaç pas grafiğini getirebilirse ekranı. Hı hı. Ya 20'den sonra geriden oyun kurmaya dair, özellikle serbest vuruşlar ve kale vuruşları üzerinden geride oyun kurmaya dair bu kadar bir niyetim olmaz bir takım. Yani biz geride hiç pas yapmadık. Şimdi Ertaç'ın... Necip Yılmaz da demiş, oyun iyi ama golden sonra defansa çekilmek olmuyor. Normal oyunumuzu oynasak farklı kazanırdık demiş. Ya işte tamam, bunun birazı psikolojik olabilir. Hamza Hoca'nın niyeti de takımın bu kadar toptan uzaklaşması olmayabilir. Ama eğer bu kadar saha içine müdahale edemiyorsa Hamza Hoca, bir sorun var demektir takıma dair. Şimdi Ertaç maç boyunca 25 tane pas yapıyor. Bunların 4'ü orta uzunlukta, 10-40 metre arası. Zaten 3'ü elle bunların. Bir kısa, tanesi kısa pas hiç yapmamış zaten. Kısa pas hiç yapmamış. Yani kısa pas nasıl olur? Siz geri kale vuruşunda kenarınıza oyuncu alırsınız ceza sahası içinden. Onunla pasla çıkarsınız veya geri mesela. Pası, geri veya, pasına evet, geri verirsiniz. Geri pasına çok kısa mesafede geri verirsiniz. 3'ü elle başlatma. Bir tanesi kısa mesafede
işte 10-40 metre arası akan oyunda pas veriyor. Geri kalan 21 topu uzun vuruyor Ertaç. Şimdi buraya baktığımızda bir şey çok güzel gözüküyor. 21'de 19 isabet bulmuşuz gibi gözüküyor. Ben bunu gördüğümde inanamadım. Zaten bizi izleyen seyirciler de inanamayacaktır. Çünkü uzun vurduk vurduk verdik ya topları. Ya bu Pirlo 21'de 19 atamaz yani uzun topu. Aynen, anca o atar. Şimdi o zaman ne bu diye bir izleyeyim dedim. O 21'de 19 şöyle 21'de 19. Mesela biz uzun vuruyoruz. Diyelim ki Nadir indiriyor ama top rakipte kalıyor. Ya ilk temas. 21 ilk uzun vurdu. 21 topun 19'u ilk olarak Gençler Birlikli futbolcuya çarpmış ama sonrası meçhul. Aynen öyle. Sonrası da işte o parantez içerisinde yazıyor. O 21 topun yani şey tek tek pozisyonları izleyip şuna baktım. Yani top kimde kalıyor daha sonrasında? 8 tanesi bizde kalıyor, 13 tanesi Kayseri'de kalıyor. Aslında 21'de 19 değil de 21'de 8 olarak bunu değerlendirmek biraz daha sağlıklı olur. Aynen öyle. %60'ından fazlasını biz bu topların rakibe teslim etmişiz. Dolayısıyla bu oyunun dramatik dönüşümüne dair en ciddi emarelerden biri bu. Çünkü ya hem izlerken hepimiz fark ettik, hem ben sonra tekrar izlerken çok daha net belli oluyor tabii. Ertaç her şeye uzun vuruyor. Yani ne var ne yoksa uzun vuruyor ve alamıyoruz biz ya, bir önceki maçta da ama çok dramatik bir hata yaptı. Ve onun da belki etkisiyle böyle ayağında top tutup kısa oynamamak da istememiş olabilir. O da olabilir ama bunların çoğu şey serbest vuruş. Çünkü çok fazla offside'a düştü. 8 kere offside'a aynen, düştü çok sanırım. Fazla düştü Kayserispor. Kayserispor. Bir kısmı da kale vuruşu. Dolayısıyla daha kısa başlayabileceği toplar aslında. Bir de Emre'den... Ya bir de Kayserispor'un bir de ileride Adebayor var yani. Böyle pres yapan bir adam da değil. Değil. Yani çok rahat başlatabilirdik onun aslında. Onun arkasında da Mensah var. Geçen hafta konuştuk. O da yani savunma özürlü. Emre'den Ertaç pas dağılım grafiğini isteyelim bir yandan. Ertaç üzerinden gidiyoruz. Çünkü bence oradan başlıyor. Yani oyundan... Çünkü biz neden oyun oynayamadık? Çünkü biz oyun oynamak için hiçbir girişimde bulunmadık. Oyun nasıl oynanır? Geride topla oyunu başlatırsınız. Bu şekilde oyun oynanır. Yani başka türlü uzun vurarak, o uzunları almaya çalışarak çok zor. Bu da Ertaç'ın o kırmızı ne diyeyim, daire değil de kırmızı grafik içerisinde olan bölüm Ertaç'ın attığı paslar. Halil İbrahim'e, Flavio'ya 3 toplam. Savunma oyuncuları Zargo ile Erdem'e hiç atmamış. Ama ön tarafa bakıyoruz. Kandeyas'a 6. İlerideki 4 diye atmış yani direkt. 4 geri. Çünkü sürekli uzun vurdu. Başka hiçbir şey yapmadı Ertaç. Sürekli zaten şu yanda da gözüküyor mesafeler. Yani bu kadar uzun vurursak top oynayamayız haliyle. İlk 20 dakikadan sonraki 70 dakikanın en büyük özeti budur benim adıma. Hı hı. Ama şimdi bir yandan devam edelim. Şeyi isteyelim Emre'den. Ertaç'la ilgili hemen 06 Ankara'nın yorum var. Ben şey isteyeyim Engin abi. Tabii. Stanku'nun bir grafiği vardı, görseli. Söz sende, Emre onu hazırlarsa. Yediğimiz golde Ertaç'ın hatası var mıydı diye sormuşlar. Bence yoktu. Sence bir kaleci olarak? Kurt yani neden yedi denemez ama kurtarılmayacak da bir pozisyon değil bence. Bence Ertaç'a gelene kadar önce Erdem'i sonra Flavio'yu yani konuşmak artık son şutta, gerekiyor son şutta orada. Orada sek geliyor falan. Çünkü tabii. Çok yakın mesafe, çok çabuk aksiyon oluyor. Ya belki çok daha iyi bir kaleci çıkarabilirdi ama burada yani neden yedin demez. Ertaç'a neden yedin diyemeyiz bence. Oraya da geliriz. Orada Erdem önce, sonra da Flavio'nun ciddi sorunları var bence. Bu çok küçük gözükmüş de ben hemen göstereyim. Sol altta o kırmızı bölüm içerisinde yer alan yerde Stanku'nun havadan girdiği mücadeleler var. 7'de 0. Şimdi şunu dedik, Ertaç sürekli uzun vuruyor. Uzun vurursunuz, kime vurursunuz? Orada bir pivot santrforunuz olur. Hava bu takımda vurabileceğin tek adam da CEO. CEO. Hatta belki şunu düşündüm. İlla vuracaksak belki de Mats. Çünkü Mats geçen sene forvet oynadı Alkmaar'da sene boyu. 1.87 boyunda. Fizikli bir oyuncu. Ama Stanku'ya vurduğumuzda işte 7'de 0. Yani tablo ortada. Tam yani ekran gelince de belli oldu. Sörlot'a vurursunuz. Ne bileyim bu oyunculara vurursunuz. Ama Stanku'ya bunları vurduğunuz zaman alamıyorsunuz. Abdenur'a karşı 5'te 0. Şamil'e karşı 3'te 1. 2 stoperine karşı. Lopez de hadi stoper oynadı diyelim. Ona karşı da 1'de 0. Ya dolayısıyla vurulan tüm uzun toplar, Stanku üzerinden gidenler biraz böyle buharlaşıp havaya karıştı bizim adımıza. Bir de şey var, şu da var. Hani demin dedik ya, diyelim ki uzun vuruyoruz. Bir oyuncumuz topa dokunuyor ama top Kayseri'de kalıyor aynen. Geri. Şöyle de bir sorun var, biz top çevresinde kalabalıklaşmamışız da bu uzun vurduğumuz anlarda. Yani bu da ikinci handikapımızın. Bir Stanku İlerideki dörtlü birbirine yakın oynamıyor diyebiliriz yani. Diyebiliriz yani, bir de şey... Serbest vuruş falan kullanılırken bir tarafa yığılırsın zaten takım olarak.
birinden sekerse birisi ötü müdahale edebilsin diye. Ama bu kadar yani ben uzak gördüm oyuncularımızı bize izlerken. Çünkü Ertaç'ın işte dedim ya bugün tekrar izledim uzun vurduğu topları. Ben uzak gördüm ama asıl problem burada. Yani uzun vurur, uzun vurmayın bence. Ama vuracaksanız da bunu işte Vedat gibi, Sörloth gibi santrforları vurursunuz. Fizik kalitesi en güçlü özelliği olmayan Stanku'ya vurmazsınız. Anladım. Birkaç yorum okuyalım istersen konu değiştirmeden önce. İzleyicilerimiz yoğun ilgisi var. Alkar 19, nadir hava yollarında iyi ama ayakları hava yollarında demiş. Yani hava toplarını demek istedi herhalde iyi. Ama ayakları sanki başkasına ait. Hiç nadire uyum sağlamadı ayaklarından bahsediyor. Topu kaybediyor haberi yok. İlk 11 ona göre değil demiş. Bence cuk diye oturan bir yorum. Girelim mi nadire? Yani nadir konusunda özel gireceğiz. Bence Alkar 19'un bana da yani yorumu çok hoşuma gitti. Topu kaybediyor haberi yok. Yani çok enteresan top kayıpları var. Bugün Radyo Spor canlı yayında bir istatistikten bahsedilmiş. Biz izlemedik. İzleyenlerin yalancısıyız. Dinleyenlerin yalancısı daha doğrusu. Üçüncü bölgede dikine paslarda en başarılı istatistiğe sahip futbolcuymuş bu hafta. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Başlandayım öyle bir şey yok. Çünkü benim önüme de işte biz grupta konuştuk bunu. Ben görselleri programa gönderdikten sonra konuştuk bunu. Böyle bir haber geldi bize işte bir tanıdığımız aracılığıyla. Bunu grupta konuşurken ben yani dedim nasıl olur? Böyle bir şey olamaz dedim. Daha sonra döndüm pas grafiğini attım işte bizim olduğumuz gruba. Orada Nadir'in 3. bölgede dikine attığı pas neredeyse yok. İsabetli yok zaten. Dikine attığı birkaç pasında hepsi isabetsiz pas. Acaba o istatistiği karıştırmış olabilirler mi? Dikine başarısız istatistiklerden birinci olmalıydı. Yani ben anlamadım. Şeyi konuştuk hatta sonra işte. Ben bir bakayım dedim. Nadir'den daha çok atabilecek kim varmış diye. Direkt Sese'ye bakayım dedim. Sese'nin ilk yarıda rakip yarı sahada yaptığı pas ve 3. bölgede yaptığı isabetli pas sayısı Nadir'inkinden fazla sadece ilk yarıda. Nadir'le ilgili devam etmek ister misin? Biraz Nadir'e en son dönelim mi? Olur. İkinci yarıyı da konuşup birkaç zaten birkaç yorum gene yapalım istersen. Tamam. Çünkü Nadir konusu... Bayano kendine gelir mi diye sormuş 0-6 Ankara. Tabii sakatlıktan çıktı. Normalde bu maçta oynamasını çok da beklemiyorduk ama maç öncesi antrenmanlarını çok iyi geçirmiş. Çok çalışmış, çok hırslıymış. Hatta ilk 11'de oynamak yönünde hocadan istekte bulmuş. Hoca da... bir şekilde oynatacağını söylemiş ve son 20 dakikada bekliyorduk. Tam 69. dakikada oyuna girdi Bayano. Özellikle deplasmanlarda çok işimize yarayacak bir futbolcu olduğunu düşünüyorum ben. Sen de herhalde benzer düşüncesindesin. Ya o kadar iştahlı oyuncu kesin döner. Çünkü böyle pitbull diye tabir ettiğimiz oyuncular vardır. Fabrizio tam olarak bir pitbull yani döner. Fabrizio eminim böyle gözünü o forma bürümüştür ve çok çalışıyordur. Fabrizio döner. Kerem Engez demiş. Ahmet Oğuz'un iyi bir futbolcu olduğunu ancak son haftalarda performans düşüklüğü olduğunu düşünüyorum. Katılır mısınız? Son haftalarda oynayamadı. Aynen. Oynadığı bölümü diyor herhalde Gencay. Ya iyi bir futbolcu olduğuna da sezon başından beri yaptığımız programlarda Özcan'la beraber hep söylüyoruz. İyi bir futbolcu. Gözle görülmeyen istatistiklerle takıma çok fazla katkı yapıyor. Ama ne kadar beyazsa yaptığı hatalarla da skoru etki eden hatalarla da bunlar daha çok dikkat çekiyor. Ve birçok taraftar gözünde eleştirilen bir isim. Ama ikimizin de ortak görüşü biraz aslında iyi bir futbolcu. Yok kesin hemfikiriz o konuda. Biraz saha dışında da sanırım Ahmet Oğuz'un kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor. Yani saha içinden ziyade saha dışında da bazı Ahmet Oğuz'a dair şikayetler bizim de duyduğumuz var evet. Var yani sonra. aynı kulübün içinde bu kadar uzun yıl geçirmekten dolayı mı artık bilemiyoruz ama yani sonuçta futbolcusunuz. Diğer futbolculardan bir fazlanız yok. Bunu hazmedip devam etmeniz lazım. Türkiye'de atılan gollerin yarısından fazlası kanat ortalarından geliyor demiş Ahmet İhsan Açıkgöz. Bizim bakmam lazım. Bu konuda eksiğimiz çok. Ya bizim geçen hafta gösterdik zaten en çok atan 3. takımız. Ceza sahasının ortalarda en az verim üreten 4. takımdık. Ortalarda da 3'e 3'tü yani en çok atan 3, en az verim üreten 3. Yani kenar ortalarından mı geliyor yarısı istatistiklere bakmam lazım. Belki haftaya konuşuruz onu. Ahmet Günyüz, Hamza Hoca'nın bloklar arasındaki mesafelerin çok olduğunu, temaslı ve markajlı oyun oynamak istediklerini söyledi. Bu oyuncu grubu ile sizce bunu başarabilir mi? Ha, ben de o konuya geleyim istiyordum. Unutmuşum arada gözümden kaynamış. Bunu geçen hafta dedi Hamza Hoca. Daha yakın oynamamız gerekiyor birbirimize dedi. Bunu şimdi hangi anlamda söylüyor düşünmemiz lazım. Bir, ofansif anlamda mı defansif anlamda mı söylüyor? Bence
her ikisi de olabilir. Çünkü ilk ofansife girelim. Ofansif anlamda bu takım direkt oynadığı için. Bence defansif anlamda söylüyor. De. Neden diyeceksin? Zaten yaptığı geniş açıklamada, biraz daha genişinde hücum oyuncuların aksiyonlarından memnun olduğunu söylemişti. Ama diğer, yani buradan bağlamıştı daha yakın oynamamız gerektiğini. Bence de öyle, ama ofansif olarak da şöyle bir sorun olabilir. Biz Mustafa Hoca döneminde çok direkt oyun oynadığımız için direkt oyunda birbirinize çok yakın olabiliyorsunuz. Mustafa Hoca'nın adı geçince o da Ankara Gücü'yle anlaştı. Kendisine hayırlı olsun diyelim. Tebrik edelim. Dolayısıyla birkaç cümlede programın sonunda belki unutmazsak onunla da ilgili değerlendirmede bulunuruz. Dolayısıyla ofansif olarak birbirine, yani oyunun gerekleri nedeniyle biraz uzak oynayan bir takımdı bu. Çünkü yerleşerek oynayan, üçgenler kurarak oynayan bir takım değildir rakip yarı sahada. Daha hızlı çıkışlarla giden bir takımdı. Dolayısıyla mesafeler açılıyordu. Ama bence de asıl defansif anlamda diyor. O zaman şu soruyu sormak lazım. Yani dikey bir mesafeden mi bahsediyoruz burada? Hatlar arası, yani savunma hattı, orta saha hattı, hücum hattı. Bu hatlar arasındaki mesafeden mi bahsediyoruz? Bu takım boyuna götürür bizi, takım boyunun kısalığı, uzunluğu. Yoksa hat içindeki oyuncuların birbirine uzunluğu, kısalığı, yakınlığı üzerinden. Bence her ikisi de. Çünkü bizim takım boyumuz da çok uzundu. Çünkü takım öne prese gittiğinde arkada çok uzak kaldığını görüyorduk savunma hattının. Hem bu bence... Ya savunma hattını biraz daha öne çekmemiz gerekiyor gibilerinden, ama bu oyuncu grubuyla da çok zor gibi geliyor bana. Çünkü onu sormuş, bu oyuncu grubuyla yapılabilir mi diye. Çünkü Flavio açık alanda bomba. Yapılamaz yani. Flavio'nun oynadığı hiçbir maçta savunma hattını orta sahaya yaklaştıramayız. Flavio ile hem o yapılamaz. Erdem de bir şekilde ayak uyduramaz. Erdem de uyduramaz. Ahmet Oğuz'a çok kararlı. Polomat'ın da geniş alanda sıkıntı yaşadığını gördük. Bence Polomat ayak uydurabilir de temposuyla. Ama Flavio ve Erdem şu ana kadarki karnesi Polomat'ın da hatalar yaptı. Evet, açık alanda yaptı. Ama ne diyecektim? Flavio ile Hemo olmaz, sen dedin. Ona katılıyorum. İkincisi, demin dedik ya, set oyunu. Set oyununda geriden çıkmada sorunlarımız var dedik. Flavio ile biz geriden iyi çıkamayacağız. Bu çok net belli oldu artık. Yani Flavio'nun ayağı bu Flavio'ya top vermeyeceksin. Kesinlikle. Çok altında. Mecbur kalmadıkça Flavio'ya top oynamamak lazım. Flavio çifte handikap yaratıyor. Hem bu ayağından ötürü, hem de mesafeyi öne çıkamamanızdan ötürü. Yani Flavio'nun katkı sağladığı yer şu. Tackle. Ya hem evet, biraz tackle, dar alanda rakiple temasa vücut vücuda oynadığında, bir de asıl yüksek toplarda çok iyi bence. Mesela yüksek topları alıyor. Ama bir yandan çok iyiyken bir yandan da çok büyük handikap yaratıyor. Bence biz sağ bek üzerine çok yoğunlaştık Ahmet Oğuz'un sene başındaki hatalarından ötürü. Ama Flavio ile oyunumuz belli bir yere kadar gelebilir. Daha üstüne çıkmayacak. Flavio herkesin gözünde iyi gözüküyor. Neden? Çünkü çok kötü bir başlangıç yaptı. Ya hem kötü başlangıç yaptı, hem beklenti çok azdı. Dolayısıyla biraz iyi gözüküyor. Ya Flavio'nun iyi yaptığı işler de var bu arada. Yok değil. Ama Flavio ile oyunumuz belli bir yere kadar çıkabilir.